Seyit Türk Sönmez'le Deniz Şikayet'ine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz yakıt pompaları. Ana makine ve jeneratörlerde yakıt pompaları var arkadaşlar. Küçük ana makinelerde, küçük jeneratörlerde tek bir yakıt pompası var. Ateşleme sırasına göre enjektörlere dağıtım yapıyor. Hangi enjektörde ateşleme sırası varsa yüksek basınçlı yakıtı onlara gönderiyor. Küçük jeneratörler ve küçük ana makinelerde bunlar olabiliyor. Ama ana makine büyümüşse jeneratörde bazı jeneratörler vardır arkadaşlar. Yani ana makinelerden daha büyük makinesi olan jeneratörler vardır. Gemilerde de olabiliyor. Nerelerde olabiliyor? Konteyner gemilerinde. Yani konteyner gemilerinde soğutmalı konteynere taşıyorlar. Bunların da her birinde kuvvetli soğutucular var. Yüksek elektrik çekiyor. Ondan dolayı çok büyük jeneratörler var. Hatta ana makineden daha büyük jeneratörler olabiliyor. Buralarda her bir silindir için ayrı yakıt pompası var. Yakıt pompasının kendisinden bahsedelim arkadaşlar. Aynı ana makinenin silindirleri gibi emme basma şeklinde piston kendi silindir içerisinde geziyor yukarı aşağıya. O sırada emme basma valvleri var. Aynı ana makinede olduğu gibi, kompresörlerde olduğu gibi ve pistonun çevrilerek üzerinde heliz sayesinde yakıt miktarını arttıran, yani bypass'a, yakıtı bypass'a verdiği zaman o kadar yakıt basıyor. Minimum, maksimum ayarları var. Biz yakıt pompasını arıza varsa söküyoruz, temizliğini yapıyoruz. Kapağını sökerken sökme sırası var arkadaşlar. Hangi numaralar yazıyorsa kapağın sökme sırası, takma sırası var. Kataloğunda bunlar çok önemli ve torku var. Kapakla gövde arasında herhangi bir sızdırmazlık elemanı yok. Metal metale sızdırmazlık yapıyor. O yüzden sakın metal değdirmeyin. Çekiç vurmaya çalışan arkadaşlar oldu, zor engelledik. Hatta bir gemide kaptan ben çok iyi pompacıyım dedi. Bizim elimizden yakıt pompasını aldı, çekişle vuruyordu. Elinden tuttum, zor ayırdım. Bana kızdı, hatta o gemiden göndermeye çalıştı beni. Gönderse de sıkıntı değil arkadaşlar. Herkes kendi bildiği işi yapacak. Kesinlikle yakıt pompalarının o yüzeyleri çok hassastır. Pompacılık yapan arkadaşlar çok iyi bilir. Neye dikkat edeceğiz? Kapakları işaretleyeceğiz. Keçeli kalem ya da çentik ya da nokta yardımıyla aynı yerlere aynı yere takabilmek için. Söktük, dağıttık. Emme basma valvlerini karıştırmamamız lazım. Çünkü emiş tarafında aşağı doğru emmesi lazım. Eğer karıştırdınız, emiş tarafı, yani yakıtın geldiği taraf aşağı doğru açılır. Yani sindire doğru açılır. Basma tarafı da yukarı doğru açılır. Emme basma zamanlarında bu şekilde görev yapar. Bu emme basma valvlerinde problem var mı, kırılma var mı, sıkışma var mı, kirlilik var mı gibi kontroller yapılması gerekir. Ondan sonra pistonla liner arasındaki boşluk, bu artarsa o zaman tamir takımınızda değiştirmeniz gerekir. Ya da kramiyer sektör dişli var. Sektör dişli de eğer ki kırılma, sıkışma varsa gaz veremeyebilir. Ya da stopta kalır ya da tam gazda kalır. Bu da makine için sıkıntıdır. Bazen folyolu gemilerde şunu arkadaşlar yanlış yapıyorlar. Armatörlerde sıkıştırdıkları için makine ilk çalıştırıldığında makine ısınana kadar arkadaşlar dizolüle çalışması gerekir. Daha sonra folyolu geçmek gerekir. Folyolu geçen bir makinenin de sobet edilmesi için 1 saat makinenin çalışması lazım ki dizolüle geçip dizolüle bırakmak için. Size burada bir ön bilgi vereyim arkadaşlar. Bazen acil stop etmeniz gerekirse sistemdeki full oil'ü bir an önce kurtulmak istiyorsanız mixing tankın üzerinde servis tanka giden, yani full oil servis tanka giden bir taşıntı devresi vardır. Basınç da ayarlanır oradan. Orayı açarsanız yakıt full oil servis tanka doğru gider. Sizin mazotunuz daha çabuk sisteme karışır. Mazot miktarınız bir saat değil de belki 5-10 dakikada kısa bir sürede tüm hattınız, pompalarınız, enjektörleriniz mazot gelir. Ve stop etmeniz gerektiği acil durumda bu şekilde stop edersiniz. Pompa ve enjektörleriniz kazıklamaz. Bazı arkadaşlar kendilerinden, bazı arkadaşlar armatörlerin sıkıştırmasından dolayı yanlış yapıyorlar. Sonra arızadan kafayı kaldıramıyorlar. En önemli zamanda yaşadıkları arızalardan kazaya sebep oluyor. Korset tarafından gemi bağlanmasına neden oluyor. Çok sıkıntılar yaşanıyor. Dizelle çalışıp fulyoyla geçecek olan fulyoyla gemilerde önce manevralarda bir kere dizolayı kullanılıyor. Manevra bölgesinden uzaklaştıktan sonra emniyetli bir yere 45 dakika mesafede uzaklaştıktan sonra dizolayıdan fulyoyla geçiyoruz. Tekrar manevra bölgesine gelmeden 45 dakika önceden, 1 saat önce daha iyi olur çünkü 1 saatte yakıt geçişi oluyor arkadaşlar. 1 saat önceden fulyoyla dizolere geçiyoruz. Fulyoyla dizolere geçerken de ne dikkat etmek gerek arkadaşlar? Konumuz pompaydı ama bu da önemli. Isıtmayı kapatıyoruz. Yakıt sıcaklığımız düşmesi gerekiyor. Normalde 70 derecelere geldiği zaman sıcaklık ne yaparız? Dizolere geçeriz. Çünkü dizolere sıcakken geçersek dizolere kaynama olur. Kaynama da bu yakıt pompasının kilitlenmesine neden olur. İşte yakıt pompası için önemli olduğundan dolayı bu konuyu da size anlatmak zorunda kaldım. Ayrıntılı olarak daha sonraki videomuzda yakıt sistemlerini hazırlama videomuzda seyrederseniz bunları da ayrıntılı görürsünüz arkadaşlar. Yakıt pompası bakımını yaptınız. Daha sonra o sonsuz kramiyer dişliği stop pozisyonuna göre, sıfır pozisyonuna göre ayarladınız.
öyle topladınız. Eğer ki yanlış toplarsanız, sıfırdan daha önce takarsanız pompalamasında sıkıntı olur, tam kapasite çıkamaz. Fazla gazla bağlarsanız bu sefer o silindir stopa çekmez. Rak kolları stopa çektiğinde o pompamız hala yakıt vermeye devam eder. O silindir de makineyi çalıştırmaya devam eder. Ondan dolayı bunun sıfır ayarı çok önemli arkadaşlar. Çizgilerin karşılaştırılması, sıfır ayarının getirilmesi. Zaten pompa katalonunda bunları da görürsünüz. Pompalarda dikkat etmeniz gereken başka ne var arkadaşlar? Bizim önceki videolarımızı şöyle bir hatırlarsanız, yakıt pompasını sökmüştük. Altında itici makara vardı. Bunun altında da eksantrik mili vardı. Eğer eksantrik milinde bir kırılma varsa, pompaya hareket gitmiyorsa pompa çalışmaz. Eksantrik milinde problem yok. Makarada bir problem varsa, tutukluk yapmışsa ya da kırılmışsa, hareketi vermiyorsa pompa çalışmaz. Ya da yay özelliğini kaybetmişse, açma kapatma yapamıyorsa, pompa yukarı inip çıkamayacağı için o zaman da pompa çalışmaz. Ya da yüzeyler aşınmış, sıkışma var. Sıkışma olduğundan dolayı da pompa emme basma yapamayabilir. Bunları da pompaların altında şöyle kare kapakçıklar var. Bizim en önceki videomuza bakarsanız oradan iticilerin eksantrik milinden hareket alması, yukarı aşağı inmesini görürsünüz. Bunu görürseniz o zaman bu kısımda mekanik olaraktan bir problem yok. Ama varsa yakıt pompasıyla uğraşmaktansa buradaki problemi gidermek gerekiyor. Çünkü yakıt pompasında bir şey olmayabilir. Önce buradaki problem giderilir. Sonra tekrar kontrol edilir. Pümax alınır. Problem gitmemişse ondan sonra yakıt pompası. Evet arkadaşlar, eğitimlerimiz devam ediyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.